Uzun bir aranın ardından tekrar video çekmenin vermiş olduğu mutluluk. Gözlüklerim nasıl? Yeğenimin gözlükleri bunlar da bu oyuncak böyle gözlük. Camı falan yok. Evet, yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videolarıma yaptığınız en komik yorumların ikincisini çekiyoruz. Birçok komik olan yorum var böyle eleştirinin affedersiniz biraz çıkaran arkadaşlarımız da var içlerinde. Onların attığı yorumlardan da seçtim böyle. Eleştiri yapanların da hani ön yargılı olanların da hem ön yargısını kırmak adına böyle komik güzel bir video çekmeye çalışacağım. İnşallah umduğum gibi güzel bir video olur. Lafı daha fazla uzandırıp dolandırmadan hemen attığınız en dandirik, efsane veya tuhaf yorumlara geçelim hadi. Efso Panda Panda diye bir tane kardeşimiz yorum atmış. Bunun ne mantıkla hani ne şeyle atmış bilmiyorum ama benim adım da Mustafa yazmış. Bir de sonunda küfür etmiş. Ben de tekrar cevap yazdım. Yani dedim gülücük koydu. O da Fortnite videosu çek yazmış tekrar küfür etmiş. Kardeşim senin bu küfür etmekteki amacın ne? Ben sana ne yaptım? Neden küfür ediyorsun? Ya direkt bana küfür etmiyor tabii ama küfürlü bir cümle kullanıyor sonuçta. Neden sürekli küfür kullandığını bilmiyorum. Fortnite videosu çek yazmış. Tamam Fortnite videosu çekeceğim lan. Bak her ne kadar küfür bile etmiş olsan benden bir şey istediysen eğer ben onu yapacağım kardeşim. Fortnite videosu çekeceğim. Tamam hadi bak. Bu da buradan bu videodan söylemiş oluyorum. Artık Fortnite videosu da çekeceğim. Sizler de bu arkadaşımız gibi küfür etmeden, altını çiziyorum, küfürlü cümle kullanmadan kanalda görmek istediğiniz videoları veya oyunları falan böyle hangi tarz videolar görmek istiyorsanız onları yazabilirsiniz ve ben de o videoları çekebilirim. Evet yazın. Sizler de yazın. Neyse devam edelim. David Z300 bir tane yorum atmış. Bu arkadaşımızı da biliyorsunuz. Bu dingil benim kuzenim. Diğer videodan da biliyorsunuzdur zaten. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere bir tane kışkırtma çektik. Sinan diye bir tane arkadaşımıza bir kışkırtma çektik. Davut da o videoya yorum atmış. Fizyolojik, biyolojik kışkırtma da istiyoruz. Gülücük gülücük demiş. Şimdi bu yoruma iki açıdan bakacağız. Fizyolojik kışkırtma ne olabilir? Fizyolojik kışkırtma hani fiziksel kışkırtma diye tahmin ediyorum. Hani böyle vurdulu hırdılı falan. Ama biyolojik kışkırtmanın ne olduğuna çok anlam veremedim yani. Aklıma çok iyi şeyler de gelmedi. O yüzden bu yorumu geçiyorum. Emir TV diye bir tane kardeşimiz abonen niye bu kadar az demiş. İşte ben de bilmiyorum. Ah bir bilsem keşke ben de abonemin neden bu kadar az olduğunu bilsem. Hani onun için bir şeyler yaparım, abonemi artırmaya çalışırım falan ama yani videolarıma uğraşıyorum böyle emek veriyorum. Daha güzel videolar çıkarabilmek için daha fazla uğraşıyorum videolarımı. Hani videoları çekerken de kurgularken de bayağı uğraşıyorum yani en güzelini yapabilmek için. Ama yani bir fark edilmem gerektiğini düşünüyorum en azından yani. Böyle bir insanların fark etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arkadaşımızın da söylemek istediği sanırım şu hani kaliteli videolarım var ama abone neden bu kadar az demiş. İşte orasını ben de bilmiyorum kanka. Neyse devam edelim. Ufuk Bey diye bir tane kardeşimiz de daha iyi yerleri hak ediyorsun demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. İnşallah hep birlikte sizlerin de böyle destekleriyle, sizlerin böyle güzel yorumlarıyla, yaptığınız böyle güzel veya yanlış yaptığım şeyleri eleştirdiğiniz yorumlarınızla, inşallah hepinizin desteğiyle sizlerle birlikte çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah çok çok daha güzel yerlerde olacağız. Hep birlikte inşallah. Allah'ım ne kadar güzel bir video oluyor. Neyse devam edelim. İsmi tuhaf bir tane olan Remix kardeşimiz şey yazmış. 10.00 reklamlar gülücük koymuş. Bunu da neden seçtim? Bunu da şu yüzden seçtim. Birçok kişi şeyi görmemiş. Kışkırtma videosunun sonlarına doğru böyle 10. dakikasında böyle bir komiklik olsun diye bir reklamlar diye bir kısım yapmıştık. Çok insan onu görmemiş. Hem bu yorumla birlikte bu videoda da size onu göstermek için bu yorumu da seçtim. Bakın şimdi o 10.00'daki reklamlar kısmını izleyelim. Kahve içeceksiniz. Ucuz bir marka mı bulamıyorsunuz? Cebinizde 25 kuruştan fazla paranız mı yok? VIP kahveleri. Acıktığında VIP kahveleri. Açlık gidermez. Ama olsun yine de için ucuz 25 kuruş. Zengin misiniz? Nescafe 3'ü bir arada yenilendi. 75 kuruş. Zenginseniz tadına varın. Fakirseniz yok. Nasıl ama ya? Ucuz kahve ve pahalı kahveyi nasıl kıyaslamışız? Nasıl reklam yapmışız ama? Şuradaki i butonuna tıklayarak gidip siz de o kışkırtma videosunu izleyebilirsiniz. Neyse devam edelim. Oğuzhan Yalkaya diye bir tane kardeşimiz yorum atmış. Yazmış ki eline sağlık. Diğer kopilerden pek bir farkın yok. Arada sadece abone farkın var. 2019 senin için daha güzel bir yıl olur ve daha çok abonenin geldiği bir yol olur yazmış. İnşallah yani ben de böyle düşünüyorum. Böyle ümit ediyorum yani 2019'un inşallah benim için daha iyi bir yıl olacağına ve daha fazla böyle abone ve izlenme kazanacağımıza daha iyi yerlere gelebileceğine
geleceğimize inandığım bir yıl. İnşallah umduğumuz gibi olur. İnşallah 2019 hepiniz için beklentilerinizin gerçekleştiği, üzüntülerin, hastalıkların, kötülüklerin sizden uzak durduğu bir yıl olur. İnşallah hep birlikte 2019'da çok mutlu bir yıl geçireceğiz. Troll Mapping diye bir tane kardeşimiz yorum atmış. Yazmış ki abi güzel video, senden bir şey isteyebilir miyim acaba? Ben de tekrar cevap yazdım. Buyur kardeşim iste dedim. Ya da vazgeçtim boşver yazdım. Ben gülücük koydum, tekrar söyle dedim. Bu da abi boşver dedim ya, hallettim ben dedi. Bakın bunu da neden seçtim? Çünkü yani bazen böyle bazı kardeşlerimize cevap veriyorum. Hani böyle bir şey istedikleri zaman veya video ile alakalı falan bir şeyler sorduklarında cevap veriyorum. Cevap vermek istiyorum. Hani muhatap olmak, konuşmak da hoşuma gidiyor bir yandan. Kardeşimizle de böyle aramızda komik bir konuşma geçmişti. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Abi de şunu da söyleyeyim. Bugün yaklaşık 750 tane abonemiz var aşağı yukarı. Ve bugün sizlerin attığı böyle samimi yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Cevap veriyorum. Hani böyle sizlerle iç içe olmaya, yorumlarınıza cevap vermeye ve sizlerle konuşmaya çalışıyorum. Size söz veriyorum. Bu abone sayımız kaç olursa olsun, 1000 de olsa, 100.000 de olsa, 1 milyon da, 10 milyon da olsa her zaman aynı samimiyette olacağım ve her zaman sizin böyle güzel yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Sizlerle konuşmaya böyle hep iç içe bir arada olmaya çalışacağım inşallah. Bunun için de buradan sizlere söz veriyorum. Tuhaf bir tane isimli bir kardeşimiz şey yazmış. Başkasının videosunu oh diyeceğine en azından bir kurulum videosu koysaydım. Bunu da şey için yazmış. Ben bir tane video çekmiştim. GTA San Andreas 4K grafik modu diye bir tane video çektim. O videoya yorum atmış. Hani o kurulum videosu çekseydin de nasıl yapacağını falan öğrenseydik diye yazmış. Bunu da şu yüzden seçtim. Arkadaşımız biraz ön yargılı davranmış. Sadece videoyu izleyip hani neden bir kurulum videosu yok demiş ama ben zaten o oyun için bir tane kurulum videosu çektim. Kanalımda bir tane kurulum videosu var. Hani en azından bir açıp bakıp sonrasında bir tepki gösterebilirdin. Buradan da sen de eğer bu videoyu izliyorsan kanalımda bir tane kurulum videosu var. Gidip oradan kurabilirsin. Tahsin Durmaz HD kardeşimiz yazmış. Bir önceki videodan da zaten Tahsin'i hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ya işte Mustafa Tercan farkı. Herkes aynı videolar çekerken o farklı cringe videolar çekti yazmış. Tahsin'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Tahsin de beni övmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Game Planet HD diye bir tane kardeşimiz bir yorum atmış. Ama bu yorumu hangi amaçla attığını hiç yani anlamış değilim. Ben bir tane video çekmiştim. Kartondan Lamborghini direksiyonu nasıl yapılır diye bir tane video çekmiştim. O videoya yorum atmış. Eşek yesen yazmış. Ne alaka yani, hayır neden yani, böyle kötü yorum atıyorsanız da en azından bir neden dediğinizi bilin de ben de kendime ona göre çeki düzen vereyim, belki düzelteyim hani, anlıyorsunuz mu? Hani eşek yesen. Ne alaka? Niye yani? Neden? Niye eşek yiyorum ben? Ne alaka? Emre Terzioğlu diye bir tane kardeşimiz yorum atmış. Bu yorumu da YouTube Play Button yani YouTube plaketi nasıl yapılır diye bir video çekmiştim. O videoyu atmış. Enes Batur sana benziyor yazmış. Ne alaka? Hepinize merhaba arkadaşlar diye giriş yapmıyorum ben video. Ne alaka yani, niye bana benzesin? Bakın bu aynı videoya bir tane daha yorum gelmiş. Hatice Arslan diye bir tane ablamız, kardeşimiz veya neyse işte Hatice Arslan diye bir tane kardeşimiz de yorum atmış. Çakma Enes Batur yazmış. Kardeş ne alaka? Yani ben videoya böyle selam arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz diye girmiyorum. Hani neyi benzettiniz onu da bilmiyorum. Keşke bir neyi benzettiğinizi de yazsaydınız. Güzel olurdu yani. David Z300 benim dingil bir zekalı kuzenim Davut yine şey atmış, yorum atmış. 300 bin tane domino taşıyla dünya rekoru diye bir tane videom vardı. O videoya yorum atmış. Domino taşı bilmezdim, sayende öğrendim. Teşekkür yazmış. Ne demek kanka, her zaman böyle bilmediğin şeyleri sen yorum at. Ben onlara her zaman video çekerim yani. Sen canını sıkma, merak etme. Ramazan Kazan diye bir tane kardeşimiz de yorum atmış. Abi senin canını yerim yazmış. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Bakın bu yorumu ilk gördüğümde gülme krizine girdim yani. Bayağı bir güldüm. Böyle hatta kepsini alıp arkadaşlarıma falan atmıştım. Flame Tiger diye bir tane kardeşimiz yorum atmış. Oyunu bozdum mal yazmış. Kerem Can diye kardeşimiz de yorum atmış. Adam ne yap demiş. Bu yorumu ilk okuduğumda böyle gülme krizine girmiştim. Böyle kriz geçirmiştim gerçekten. Komik. Tuncer Günay diye bir tane abimiz, kardeşimiz veya neyse işte Tuncer Günay diye bir tane kardeşimiz de veya abimiz. Yaşını bilmiyorum. Eğer yaşça benden büyüksen kusura bakma. Şu milyon aboneli kanallardan bir eksiğin yok. Umarım onlardan daha başarılı olursun yazmış. Çok teşekkür ederim. Böyle yorumlar gerçekten beni çok motive ediyor. Böyle güzel yorumlarınız için de hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle inşallah hep birlikte daha başarılı olacağız. Ve inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Bakın Egecan diye bir tane kardeşimiz de o dediğim GTA San Andreas grafik modu videosuna bir tane yorum atmış. O videoyu ben ilk çektiğim o videonun başından şey yazmıştım. GTA San Andreas 2018 grafik modu yazmıştım. Ege Bican diye bir kardeşimiz de yorum atmış. 2018 grafik modu ne oğlum? 4K grafik yazmış. Ben de bu yorumu gördükten sonra hemen başlığı değiştirdim. GTA San Andreas 4K grafik modu yaptım. Videodan sonra daha fazla izlendim. Bana da buradan bu yorumun için bana yani dolayısıyla destek oldun bu yorumunla birlikte. Çok teşekkür ederim Ege kardeşim. Bakın şimdi birazdan yorumunu okuyacağım adam. Böyle adam gibi adam. Adamın dibi yani. Adamın tamamı böyle adam kelimesinin vücut bulmuş hali. Fatih Kesken. Bu da benim arkadaşım, kankam. Çok sevdiğim bir kardeşim. Fatih de yorum atmış. Kışkırtma videosuna yorum atmış. Adamı maymun ettiği yazmış.
Yine Fatih bir tane daha yorum atmış. Bu en cringe TikTok videoları çekmiştim. Allah'ım kör oldum yazmış. Evet, bu videonun da burada bu şekilde sonuna geldik. Sizler de böyle videolarıma güzel yorumlar atarak bu videolara çıkabilirsiniz yani. Güzel veya böyle ilginç yorumlar atarak siz de böyle videolara çıkabilirsiniz. Yani yorum yapın. Videolara yorum yapmak önemli. Güzel yorumlarınızı böyle videolarımda okuyorum. Bu videonun da burada bu şekilde sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağ alttaki kırmızı butona basarak kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.